Haberin manşetinden, Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, dünyamız, ülkemiz, bölgemiz, ilçemiz ciddi anlamda bir süreçten geçiyor, geçmek için çabalıyor. Pandemi dönemi, salgın bütün herkesi etkiledi. İnsanların hayatını, doğayı, çevreyi, ekonomiyi, her şeyi alt üst etti. Yeni bir yaşam düzeninin içine girmek üzereyiz. Belki de çoktan girdik, alışmaya çalışıyoruz. Bu süreçte pek çok yenilik, pek çok değişim ama sancılı, sıkıntılı zamanlar da yaşadık. İşte biz Posta TV ekranlarında pandemi döneminin Alanya'ya etkilerini sektörler düzeyinde konuşmak istedik. Ve inşaat sektörüyle başladık. Alanya biliyorsunuz Türkiye aslında inşaat sektörü ekonominin lokomotiflerinden. Ama Alanya'da çok turizm kadar değerli, turizm kadar önemli bir girdiye sahip inşaat sektöründeki hareket. Dolayısıyla sektörün yaşadıkları ilçede hangi etkileri yarattı, ülkede hangi etkileri yarattı? Bundan sonraki süreçte de yaralar nasıl sarılacak? Aslında daha önemlisi de bu kısmı. Bütün bunları konuşacağız. İnşaat Yüksek Mühendisi, MÜTBİR Başkanı Sayın Mustafa Küçüker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Hanım. Çok nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Tabii 3 ay öncesine kadar hepimiz daha iyiyiz. Evet. Değil evet. mi? Belki yavaş yavaş normalleşmeye başlamamızın önce kendi psikolojik yaşamımıza etkilerini gidermeye ya da bunu alıştırmaya çalıştık. Ama bir gerçeğimiz var, iş dünyamız. Doğru. Hani doğru değil mi? Bir anda hepimiz evlerimize kapandık ya da işletmeler kapandı ya da ticari faaliyetler durdu, sınırlandırıldı. Bambaşka bir süreç yaşadık. Hani ben kişisel olarak nasıl geçti önce onu soruyorum, merak ediyorum. Çünkü sizin çocuklarınız var. Hani aileler için biraz daha, ebeveynler için biraz daha zor geçtiğini düşünüyorum. Çünkü onları ikna etmek, idare etmek gibi sorunları da vardı insanların. Evet, benim iki kızım var. Ellerinizden öper. Bir tanesi küçük, 3 yaşında. Tabii büyüğüne bir şekilde anlatabiliyoruz da küçüğüne laf anlatmak pek kolay olmuyor. Yapmadığımız aktivite kalmadı. Yani makarna boyamadan başladık. Evet. Ondan sonra her türlü şeyleri yaptık. Ama şükür bugünlere geldik. Yani Türkiye gerçekten çok güzel bir sınav da verdi bence. Tüm dünyanın takdir ettiği. İnşallah bundan sonra normalleşme süreci daha hızlı şekilde ilerleyecek. Bu kötü hafızayı yakında atacağız inşallah. Evet, hepimizin çabası bu aslında ama biraz da zorlayarak bazı şeyleri aşacağız belki. O yüzden biz yayınlarımızda bir seri planladık. Sektörlerin bu konudaki moral motivasyonu nedir, sorunları nedir, istekleri nedir? İnşaat sektörü. Pandemi öncesini önce biraz paylaşmanızı isteyeceğim. Yani çünkü hani bir sorun olduğunu düşünerek bu programı yaptık çözüm aramak adına. Evet. Ama öncesi nasıldı ki bugünü sorun gibi göreceğiz? Öncesi nasıldı? Öncesinde tabii ekonomide toparlanma başlamıştı. Bunun da biz etkisini görüyorduk. Nasıl turizmde işte rezervasyonlar arttıysa biz de birbirimizin bir nevi yansımasıyız. Yani turizm iyi olacak ki insanlar buraya gelecek, işte tatil yapacaklar, konut edinmek isteyecekler. Bölgeye para girecek ve bununla da insanlar para kazanıp konut edinme veya gayrimenkulle ilgili yatırımlarını yapacaklar. Çok güzel bir sezon bekliyorduk açıkçası. Evet. Ve arkadaşlarımız da hep daha farklı projeler üretmek için uğraşıyordu. Ama tabii hiç beklenmedik bir kriz. Ve tabii bu krizin farklılığı globalde olan bir kriz. Malum tek ülkemize has olan bir kriz değildi. Ama tabii beklentilerimiz ve inşaat sektörünün gidişi imelenmişti. Çünkü ondan öncesinde yaşadığımız sorunlar vardı biliyorsunuz. Atlattığımız krizler vardı. 2016 krizi özellikle değil mi? Evet, onun yaraları yeni sarılmaya başlanmıştı. Maalesef işte bu pandemik kriz karşımıza çıktı. Öncesi böyleydi. Süreçte tabii ki bizim sektörümüzü ciddi şekilde etkiledi. Yani TÜİK verilerine göre yeni satışlar %22 düşmüş Nisan ayında. Bu şeyden sonra. Yabancıya konut satışı %3,5 düşmüş. Ve bu süreçte aşağı yukarı 160 bin şantiye kapandı. Yani bu da ülke ekonomisine tabii ki ciddi bir balta vurdu. Yani bir şantiyede en basit hesap 15-20 kişi çalışsa, istihdam edilse bu 2-3 milyon insanın sistemden çekilip evlerine kapanması demek. Tabii çok ciddi sıkıntılı bir dönemdi. Evet. Kimsenin beklemediği bir krizdi.
Ama devletimiz, yerel yönetimlerle birlikte çok güzel hareket edildi. Ve dediğim gibi yani dünyaya örnek olacak bir davranış sergilendi. Onu yani çevremizden de duyuyoruz. İşte yurt dışında yaşayan insanlar da bunu aktarıyor. Ben 6 sene Amerika'da yaşadım Gaye Hanım. Orada işte eğitimimi, master'ımı orada yapmıştım. İşte 6 senede yöneticilik yaptım orada. Oradaki çevremle konuştuğumuz zaman hepsi inanın gıptayla bakıyorlar Türkiye'ye. Yani Allah muhafaza Mustafa diyorlar. Yani bizim ailemizden birisine bir şey olsa hastaneye gitme şansımız yok. Çünkü gittiğimiz zaman hastaneye sordukları nefes alma sorunun var mı? Eğer nefes alamıyorsan ancak o zaman bize başvurabilirsin deniyor. Özellikle Amerika zaten bu konuda ciddi kötü bir sınav veriyor. Evet, sınıfta kal denebilir. Yani evet. Gerçekten kötüydü ve tabii Türkiye'de önlemler çok zamanda alındı. Vali Bey'in de gerçekten ben Münir Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Daha bilim kurulu, siz de bahsetmiştiniz, bilim kurulu evet. Daha şey açıklamadan şehirler arası giriş yasağını uygulamadan kendisi iki gün önce Antalya girişleri kapattı. Ve Antalya'mızı gerçekten çok güzel korudu. Bunun da biz inşallah bu önümüzdeki süreçte sektörümüze şeyini göreceğiz, faydasını göreceğiz. Peki bu süreçte hani insanlar hep evinde kaldı, illaki internet başındaydı, şehirleri izledi, doğa insanların ilgisini çekti, iklim özellikle çünkü bu süreçte konuşulan bir konuydu. Hani sıcak şehirler ya da sıcağın bu virüsün gelişimine ya da yayılmasına etkileri. O süreçte ilgi var mıydı? Hani onu merak ediyorum. İnsanlar yine de Alanya'ya yönelik algı ve ilgi anlamında nasıldı? Tabii bu kriz farklı olarak mesela biz Rusya krizinde hemen iptalleri yaşamıştık. Yani ticari yönden o ayrıyetten bir bizi etkilemişti. Ama bu krizde öyle bir şey olmadı. Neler gecikti? İnsanlar işte ödemelerini yapamadılar. Bundan dolayı da inşaat firmaları işte tabii ki finansman arayışına girdi. Ama talepte bir azalma olmadı. Ki ilk başta tabii ki herkesin yaşadığı bir şok vardı ama ondan sonra buradaki tecrübelerini insanlar paylaşınca ilgi gerçekten arttı. Değişik ülkelerden rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Yani sosyal medyada gerçekten çok güçlü. Mesela bir Fransız vatandaşının gidip bir markette alınan tedbirleri gösterdiği bir video. Bilmiyorum kaç bin kişi izledi, belki milyon kişi izledi. Fransızca anlatıyor, bakın Türkiye'de nasıl önlemler alınıyor diyor. İşte orada maskeler takılmış, dezenfektanı var, işte her ürün paketlenmiş edilmiş. Çok hızlı bir şekilde bu önlemler alındı. Ve buradaki yaşayan yabancılar da bu süreci çok rahat atlattılar. En azından güvende hissederek atlattılar. Yani kendilerine bir şey olsa devletin müdahale edeceğini bildiler ve başarı oranı gerçekten yüksekti. İşte entübe hasta sayısı, yoğun bakım sayısındaki grafiklerde, iyileşen hasta sayısı grafiğinde Türkiye'nin gerçekten doğru hamlelerle bu işine girdiğini gördüler. Ve bu çok olumlu bir dalga oldu. Yani bir dip dalgası etkisi gibi oldu Gaye Hanım bu. Çoğu insan ya işte uçuşlar ne zaman başlayacak, ne zaman geleceğiz talepleriyle gelmeye başladı. İnşallah uçuşlar yakın zamanda açılır ve insanların bu tecrübeleri de tazeyken bizim sektörümüze de bu girişler olur. Tabii herkes yani faydalanır. Sektörün hareketlenmesi en azından küçük esnafın iş yapması anlamına geliyor çünkü... Evet. En kötü tüketimle başlıyor. Yani yiyecek içecek sektörüne bir hareket gelecek. Çünkü bu anlamda da ciddi daralma var. Hani evet. Hepsi birbirine etkilemiş bağlı, doğru vaziyette diyorsunuz. Değil doğru mi? Diyorsunuz. Tabii yani ki. Bir dairenin tefrişi bir sürü kalemi bir araya getiriyor. Öyle biz mesela kış turizminin Alanya'da ayakta tutan en büyük sektörden birisi inşaat sektörü. Yani biz yabancıya sattığımız konutta yabancı kendisi geliyor, çevresini getiriyor. Normalde tatile gelecekse bir paket satın almışsa işte yılın belli bölümünde işte bir hafta 10 günlük bir tatile geliyor ama burada konut edindiği zaman Paskalya'da geliyor, yılbaşında geliyor, Christmas'ta geliyor, kendi tatillerinde geliyor. Yani buradaki geçirdiği zaman gittikçe artıyor. Bu da tabii ki bizim inşaat sektörü, siz de bahsettiğiniz gibi lokomotif sektör. Yani bir konut edindiği zaman işte onun tefrişi ve bu buradaki geçirdiği yaşam süresiyle alakalı yaptığı harcamalar hem ekonomiye hem de şehre ciddi katkı.
Evet. Peki şimdi siz %3,5 dediniz yabancıya satıştaki daralmayı, evet, değil mi? Nisan ayı diye. Nisan ayı bir evet, aylık yani zaman. Açıldığı zaman. Aynen, anladım. Bir aylık zaman dilimi. Peki bizim bu arada Alanya'da mesela üretilmiş dairemiz neydi? Yani bir gayrimenkul stoğumuz var mı? Ya da fazla mı? Ölçüyü ben merak ediyorum. Hani %3,5'luk durum bizi hangi ölçüde ne kadar rakamsal olarak etkiledi? Mesela önceden neydi? Geçen senenin Nisan ayıyla kıyaslayabilsek mesela hangi pazarda Alanya bu noktada daha öndeydi? Şu an o anlamda bir kaygı var mı pazar düzeyinde? Evet. Burada şöyle diyebiliriz. Mesela geçen sene ben verileri almıştım. 6.590 konut satılmış yabancıya Alanya'da. Biz de bu istatistiğe göre işte karşılaştırdığımız zaman Nisan ayında böyle bir düşüş var. Ama aylık bazdaki bir çalışmamız olmadı işin açıkçası. Yıllık bazda bakmıştık. Ve Alanya hala Avrupa'dan ciddi talep gören bir şehir. Yani bunu üstüne basarak söylemek istiyorum. Çünkü Avrupalı bizim olmazsa olmazımız. Evet, şey de var ya hani İran çoğalıyor biraz daha farklı bir kanala mı evet, gidiyor? Evet, orada işte yanlış bir algı var aslında Gayem. Şimdi rakamlara baktığımız zaman birinci sırayı Rusya almış 1773 konutla. Ondan sonra Almanya 674 kişi konut edinmiş. Üçüncü sırada İran geliyor 472 ile. Ve buradan mülk edilen İranlılar genelde çifte vatandaş. Ama İran pasaportunu kullanıyorlar ve çoğu Avrupa'da yaşayan İranlılar. Alanya'yı bir buluşma noktası olarak seçiyorlar. İşte İran'a gidemedikleri için burada mülk ediniyorlar ve İran'dan gelen akrabalarıyla, eş dostlarıyla burada buluşuyorlar. Ve bunlar eğitim seviyesi belli seviyede olan insanlar ve insanların aklındaki o klasik Arap olgusu veya İranlı kesinlikle değil. Yani evet, bunu öyle bir kaygı var çünkü Araplaşıyor muyuz gibi bir kaygı var. Yani çarşıda göremezsiniz Alanya'da işte sanki çarşafla yürüyen böyle şey insanlar. Hani öyle bir şeyi yok Alanya'nın, konsepti yok. Ve ilk 5'e baktığımız zaman ondan sonra İsveç geliyor 405 konutla. Ukrayna var 358, sonra Danimarka var 328. Ve Alanya'ya Avrupa ilgisi bu dönemde çok da artacağına inanıyoruz. Yani çünkü verdiğimiz gerçekten güzel bir sınav var ve Avrupa'da çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani bir bahar yaşayacağız diye tahmin ediyorum inşallah. Evet, yani en azından bu sürecin arkasından beklenti olumlu, beklenti pozitif. Olumlu. Yani kaygınız hem yok anladığım kadarıyla. Yabancıda hem yerlide de şöyle ki yerlide de ikinci bir halka oluştu. Tabii ki Alanya'nın kendi iç dinamik pazarı var. Yerlinin alıp sattığı daireler var. Ve Türkiye'de bir de göz ardı edilen bir konut ihtiyacı var. Yani insanların barınma ihtiyacı var. Yani çoğu insanın konutu yok, dairesi yok. Bununla ilgili zaten talep arttı ve devletin bu kredi faiz oranlarındaki desteğiyle ciddi bir talep var şu an. Evet, onu biraz açmanızı isteyeceğim ama ondan önce bir şey sormak istiyorum. Hani genelde işte esnafla konuşuyoruz ya da iş insanlarıyla konuşuyoruz. Herkesin kaygısı, şikayeti bu daralma, bu stoplanmış iş hareketinin yarattığı ekonomik küçülme. Ben şunu merak ediyorum. Hani Alanya'da inşaat sektörü, gayrimenkuller daha çok yatırımcının kendi riskiyle mi yapıldı? Yoksa hani bu riski taşıyabilecek güçte mi şu anda Alanya'da? İnşaat sektörü. Evet. Sektör, evet. Yani şimdi Türkiye'nin en büyük artılarından biri de o. Mesela Amerika bir mortgage krizi yaşadı. Bunun sebebi satışların işte %90, %95'inin banka finansmanlarıyla olmasıydı. Yani yurt dışında kimse kendi cebindeki parayla gidip herhangi bir konut edinmiyor. Öyle bir kültür yok. Ve Türkiye'deki satışların çoğunda da tabii ki banka finansmanı var ama her zaman insanların koyduğu ciddi bir nakit para var. Bu da tabii ki inşaat sektörüne çok olumlu yansıyor. Çünkü tüketici risk altındaysa satıcı da risk altında. Yani tüketici borcunu ödeyemezse tabii ki inşaatçı da müteahhit de sıkıntıya giriyor. Onun için o bir artı. Ve müteahhit genelde şu an sektörde yapsat olarak bilinen sistemde adı üzerinde yapıp satacak. Ve bunu her müteahhit arkadaşımız kontrollü şekilde gider. Yani kimse diyelim ki bir inşaatın maliyeti 5 milyon TL. Ben burayı 5 milyon TL'mi
hepsini harcayayım, bitireyim. Ondan sonra satayım yoluna gitmiyor. Yani kontrollü bir üretim var ve ona göre adım atma var. Onun için riskli sektörümüzün böyle aşırı bir risk taşıdığını düşünmüyorum. Evet. Çünkü o zaman bizde, bu geçiş süreci hani bir çöküşle bir çöküş yaratmadı. Tabii ki sıkıntılar oldu. Bu 3 aylık 4 aylık dönemde insanların finansman sıkıntısı oldu. Yani devlet de zaten bunu öngördü. Yani bu gizli olan bir şey değil. İstihdam kredisi oluşturdu. Yani Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Bey ciddi çalışmalar yaptı. KGF kredileri açıldı. Ondan sonra can, suyu, nefes kredileri devreye girdi. Ticaret Odamız Başkanı'na da ben Mehmet Şahin Bey gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ciddi destekleri oldu. Çünkü bu nefes kredisinde TOB'la görüşmeler yaparak evet, Denizbank aracıyla tabii onları sağladı. Aracılık ettiler. Evet. Can suyu kredisinde şahsi firmalar kullanamıyordu krediyi. Devreye girerek şahıs firmaların da kullanması sağlandı. Çünkü ticarette uğraşan herkes çek kullanıyor. Yani bu borcunu işte yapılandırıyor. Ona göre ödeme tarihlerini belirliyor. Tabii ödeme zamanı gelince bankalar çek ertelemiyor. İşte bunun tahsilatını bekliyor. Onun için bu krediler bu geçişi atlatmamıza çok faydalı oldu. Evet. Peki şu an gündemde olan bir kredi var değil mi? Daha çok evet, da inşaat sektörünü çok ilgilendiriyor. Gayrimenkul ile ilgili. Vatandaşın da aslında hoşuna gitti. Yani bir anlamda ben hani onu biraz da tezat da buluyorum vatandaş açısından. Hani bir anlamda sıkıntılı bir ekonomik süreçten söz ederken vatandaş borçlanmayı da göze alıyor. Ev sahibi evet, olabilmek için. Bu da bir fırsat aslında Gaye Hanım. Evet. Çünkü devlet elini taşın altına koyuyor. Diyor ki ben sektörü rahatlatmak için ve insanların barınma ihtiyacını da karşılamak için bu uygun krediyi piyasaya sürüyorum diyor. Ve gayet de doğal. Çünkü insanların bundan faydalanmak istemesi. Şartlar uygun. Vadesini de devletimiz uzattı. Önce biliyorsunuz krediler 120 ayla kısıtlıydı. Şimdi 180 ay. Yani 15 yıl gibi bir vade oldu. Ve sabit faizli. Bu çok güzel bir husus. Evet. Bir sene ödemesiz. Belki çalışma da olacağını söylüyorlar. 2 yıl ödemesiz diye. Ama bilemiyoruz gerçekleşir gerçekleşmez. Ama bu haliyle bile çok uygun bir kredi. Ama kriterleri var tabii ki. Yani 2019 yılından önce edinilmiş olması lazım bu konutun. Ve kredi kullanılmadan edinilmiş olması gerekiyor. Yani kredi kullanılmışsa bir daha krediyle onun alınmasını izin vermiyor kredi şartnamesinde. Ama oranı çok uygun ve vadesi uzun olmasından dolayı da yani ihtiyacı olan varsa bu şeyi değerlendirsin. Peki bulabilecek mi vatandaş bu kriterlere uygun alabilecek daire? Hani çünkü bana en çok bunu sordular. Evet. Ben de size sormak istiyorum. Yani çok güzel işte biz kullanmak istiyoruz. Ama işte böyle bir daireyi nereden bulacağız? Hı-hı. Var mı? İşte birinci sahibinden almamız gerekiyor. Biz onu nereden bulacağız gibi. Hani mesela bu konuda ne öneriyorsunuz insanlara? Şu an zaten ilk etapta stoktaki daireler gidecek işin açıkçası. Çünkü şöyle bir realite var. Şu anki rakamlarla yeni imal etmeye kalksak bu sattığımız rakamda imal etme şansımız yok. Maliyet arttı yani değil maliyet ciddi şekilde arttı. Burada malzeme tedarikçileri yani devletimiz tabii ki üzerlerine gitti. Bazı firmalar ciddi cezalar yazıldı ama maalesef şu yaşadığımız son 2-3 yıllık süreçte fiyatı çıkan bir ürün hiç inmedi gayet. Yani o zaman döviz kırları çok yüksekti, işte rakam belli bir noktaya geldi. Sonra afaki konuşuyorum, işte 7 lira olan dolar işte 6'ya indi, 5,5'a indi. Ama fiyat malzemelerde hiç inmedi ve üzerine koyarak gitti maalesef. Tabii ki bu da maliyete direkt etki ediyor. Yani. Peki bu anlamda siz hani örgütlü de daha hareket ediyorsunuz müthiş, yani bütün Türkiye'deki müteahhitlerle de bağlantılısınız. Yani bu tür fırsatçılara yönelik bir çalışma yapılamıyor mu, yapılmıyor mu? Yani devletimiz yaptı, çok ciddi cezalar kesildi aslında. Ama tabii ki bir realite var, sektör çok geniş. Yani bizim 700-800'e yakın sektöre ilintiliyiz. Yani bir dairenin içerisinde o kadar çok kalem var ki. Devlet tabii ki elinden geldiği gücü yettiği kadar bunlara müdahale etti ama
fırsatçılar da oldu yani. Peki ne oldu mesela şu an bir mahalle, bir dairenin, çünkü muhtemelen pandemi öncesi yapılmış projeler de vardı ve başlayacak, evet, değil mi? Hani herhalde onlar o gün ertesi sabah uyandıklarında neyle karşılaştılar? Bir metrekarede ne kadar değişti? Yani onun açıkçası ince bir hesabını yapmadık. Yapamadık çünkü. Çok hiç stabil olmayan bir dönemden geçtik biliyorsunuz. İşte döviz kurları işte Euro'da 7.8'e kadar çıktı. Evet. İşte 6.8'e indi. Bir aylık dalgalanma yani. Ondan dolayı bu da tabii ki firmalar devamlı fiyat güncellemesi yaptılar. Ek vergiler de geldi. Gelmedi değil. İşte Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle bazı ürünlere geldi. Zaten inşaat sektörünün hızlanması artık şöyle bir ay içerisinde falan olacak. Herkes, hepimiz kalem kağıt alıp bir daha bir analiz yapacağız. Ona göre bir inceleme yapacağız. Peki o zaman şimdi bu krediler, yani konut edinme kredileri bir can suyu olacak. Öyle anlıyorum. Evet. Değil mi? Evet. İllaki. Başka beklentileri nedir sektörün? Yani başka ne tür düzenlemelere ihtiyaç var? Var mı ya da tabii ki? Tabii ki yani bizim kanayan yaralarımız var. İşte KDV gibi. Ve mesela Alanya'ya has baktığımız zaman biz gerçekten sektörel ihracat yapıyoruz. Gaye Hanım. Yani Alanya'ya ciddi bir döviz girişi sağlıyoruz. Ekonomiye katkı yapıyoruz. İhracatın tanımlamasındaki bütün kriterleri sağlıyoruz. Para direkt yurt dışından Türkiye'ye para getiriyoruz. FDI denilen işte Foreign Direct Investments'a artık bizim yaptığımız o. Yani yabancıya satılan konutun artık ihracat kapsamına alınması lazım. Desteklenmesi lazım. Ki biz hem ekonomiye katkıda bulunuyoruz yabancıya satışta, aynı zamanda Türkiye'nin de ciddi şekilde reklamını yapıyoruz. Yani Alanya Türkiye'nin Avrupa'ya, dünyaya açılan yüzü. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bile Alanya'daki Yabancılar Konseyi'nden bahsediyor. Veya buradaki şu Rusya krizinde Sayın Bakan Bey Çavuşoğlu'nun gayretini siz de biliyorsunuz. Buradaki Rusların ne kadar bu süreçte olumlu katkısı olduğu apaçık bir gerçek. Onun için ihracat kapsamının alınması en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Ve KDV indirimi vardı. Bunun devam etmesi lazım. Yani işte 150 metrekareyi aşan konutlardaki %8 ve diğer konutlarda %1. Bunların devamını bekliyoruz. Artı şu süreçte en azından 6 aylık veya 1 senelik tapu devir olayındaki ücretlerin, işte oranların düşürülmesini bekliyoruz. Bu da sektöre artı şekilde yansıyacaktır. Çünkü biz direkt istihdam yaratan bir sektörüz. Ve ürettiğimiz her ürün birçok sektöre faydası sağlıyor. Ve bu Türkiye'nin gerçeği. Yani bazı kesimler ya işte inşaat çok arttı, çok arttı diyor ama öyle değil. Yani ülkenin konuta ihtiyacı var. Yani bunu rakamlar söylüyor. Konuta ihtiyacı var ve inşaat sektörü kalkınmadan ben ekonomimizin de bir ivmeleneceğine inanmıyorum. Evet, tabii bir taraftan ihtiyaçlar var, bir taraftan betonlaşma şikayeti var. Hani aslında bir tezat da var. Evet. Hani çok konut yapıldığı gibi bir düşünce de var ama tabii ki rakamlar ihtiyacı gösteriyorsa. Evet ve şöyle bir gerçek var. Mesela yapılaşma kapasitesi dediğimiz bir şey var. Mesela 1000 metrekare arsanız var. Buraya kaç metrekare inşaat yapabileceğinizi devlet belirlemiş. Şimdi büyük şehirlerde bu rakamlar çok yüksek. İşte 3 emsal, 4 emsal, 5 emsal dediğimiz, yani 1000 metrekare araziye 3000 metrekare, 4000 metrekare, 5000 metrekare inşaat yapabilirsiniz deniyor. Ama Alanya'da bu oran o kadar düşük ki. Sahil bandına baktığımız zaman işte Kargıcak'ta 0.80, 0.90 işte yani 1000 metrekare, 800-900 metrekare. Mahmutlar'da bazı bölgelerde yoğun. 1.5, 2.10 ama üstü yok. 3-4-5 gibi bir oran yok. Kestil'e geliyoruz ki yeni yapılaşan bir bölge. 0.75. Yani 1000 metrekare, 750 metrekare yapabilirsiniz. Obaya, Tosmur'a bakın işte 0.80, 0.90 bu bantların çoğu. Yani Alanya'nın yapılaşma kapasitesi çok düşük. Ondan dolayı da bir ciddi bir artımız var. Biz bunu hep söylüyoruz. Yeşil alanlara ciddi alanlar kalıyor. Yani büyük şehirlerdeki bizim yapılaşma katsayılarımız yüksek değil.
Evet, yani o anlamda Alanya şehir olarak Artvin'de evet. buluyorsunuz. Peki şu an öngörünüz nedir? Ben şunu merak ediyorum. Hani biraz işin ekonomik kısmına dönmek evet. istiyorum. Normal Mart, Nisan, Mayıs evet sıkıntılı süreçti. Bu süreçte öngörünüz mesela eğer bu pandemi olmasaydı neydi? Yani Alanya'da işte şu kadar daire satılır, şehre bu kadar girdi sağlanır gibi bir tahminde bulunabilir misiniz? Ya da elinizde vardır belki yani rakamları. Yani öngörü tahmin şöyleydi. Demeyeyim. Ama olmadı. Kaybımız ne oldu? Artı bu konut kredisinin ne kadarı Alanya'ya yansıyabilecek? Bu konudaki düşünceniz nedir? Evet. Şimdi yabancı ve yerli olarak yaklaşırsak olaya, çünkü bizim malum satışlarımız ikiye ayrılıyor. Yabancıda tabii ki Mart'ta kaçırdığımız bir çok önemli bir zaman vardı. O da işte Paskalya tatili ve Nevruz, işte İranların evet. o tatil zamanı. Genelde işte o zamanlarda bütçesi biraz daha yüksek olan insanların seyahat yaptığı zamanlardır bunlar. Mart ve özellikle Eylül-Ekim ayları. Bizim genelde satışlarımızın aslında yoğun olduğu zaman onlardır. Onun için bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da bizim kaybımız aslında bir ay. O Mart ayı, Mart sonu diyelim. Yabancıda öyle bir kaybımız var. Ama birbirini dengeleyeceğine inanıyoruz. Yani hem yerlinin olan ilgisi. Çünkü uzun zamandır yerlinin müşterimizin kafasında konut edinme gibi bir şey yoktu. Yani bir senedir, iki senedir insanlar işte krizleri yaşayınca onun verdiği psikolojik etkiyle kendi yağımla kavrulayım, hani önümde çok iyi göremiyorum şeklinde bir yaklaşım vardı. Ama bu pandemi sürecinde insanlar konutun ne kadar önemli olduğunu anladılar. Yani konutlar aynı zamanda ofis de oldu. İşte insanlar fark etmediği şeyleri fark etti. Ya benim evimde de şu eksikmiş, ya keşke şu da olsaymış. Evet. Ya bizim sosyal alanımız, görüyor musun, bir bahçemiz olsaydı en azından aşağı inerdik, sosyal mesafeyi koruyarak otururduk, bir havamız değişirdi. Çocuklar da eğlenirdi gibi. Bu ihtiyaçlar insanlarda kafasına girdi. Ve bundan sonraki dönemde de artık insanlar bunu sorgulayacak. Yani talepler de bu yönde olacak. Peki pandemi inşaat sektörüne nasıl bir yeni yaşam getirecek mesela? Hani herkes şu an bir yeni yaşam kavramı, evet. bakalım neler değişecek hayatımızda gibi. Mesela sizin sektörünüzde yeni yaşam ne olacak? Yeni yaşam şimdi bizde tabii ki iki safa var. Bir yapım safhası, bir pazarlama safhası. Şimdi pazarlama safhasında artık dijital pazarlamanın, dijital pazarlamaya yatırım çok daha artacak. Dijital pazarlama. Dijital evet. pazarlama. Çünkü pandemi yaşadık, inşallah daha yaşamayız ama ileride olmayacak diye bir şey yok. Onun için dijital pazarlamaya ağırlık verip firmalar artık kendilerini sosyal ortamda daha iyi anlatmaya çalışacaklar. Ona daha fazla yatırım yapacaklar. Yapılaşmada da klasik proje tipleri artık değişecek. Yani sosyal alanlar, yani genelde arkadaşlarımla istişare ettiğimiz zaman herkes aynı fikirde. Sosyal alanları artık daha yüksekte tutmamız gerekecek. Toplantı odalarını ayırmamız gerekecek. Yani bunlar artık ihtiyaç. Çünkü öyle bir şey olursa insanlar işte aşağı inecek, bir araya gelecek, zaman geçirecekler beraber. Bence biraz daha butik proje işine dönecek. Yani beklentimiz o yönde. Yani büyük, çok büyük kompleksler değil de biraz daha butik, çok büyük olmayan projelere ilginin biraz daha artacağını düşünüyoruz. Ve nitelikli, daha nitelikli projeler ortaya çıkacak. Yani hem yaşamını devam ettirebilecek hem de ofisten çalışır gibi alanların oluşması gerektiğine inanıyoruz artık. Yani o opsiyonlar artık müşteriye sunulmalı diye düşünüyoruz. Evet, en azından artık atacak. Evet. Ben hani Alanya'da inşaat sektörünün dijital anlamda aslında çok önceden bir zaman atladığını düşünüyorum. Çünkü bazı inşaat firmalarının kendi prodüksiyon birimleri var. Doğru. Değil doğru. mi? Farklı YouTube kanalları var. Evet. YouTube kanalları. Reklam filmleri bile çekiyorlar. Değil mi? Yani evet öyle baktığınız zaman aslında bayağı önde gittiğini düşünüyorum. Ama belki artık biraz daha 360 derece yayınla müşteriyi evin içine koyacaklar. Herhalde hologram çağını falan yaşayacağız. Yapmak bilmiyorum. Lazım.
Ki önceden olmayan şeyler oluyor artık. Yani bir emlakçı arkadaşımız geçen anlattı. Amerika'dan canlı şeyle, bağlantıyla müşteri satın almış. Tabii bu nasıl olmuş? Musa Bey de işte bizi takip etmiş. Çünkü firmanın dijital geçmişi de var artık. Yani nasıl ki firmaların bir yıllık bir yıllardır süregelen bir geçmişi var. Bir de artık dijital geçmişe de bakıyorlar. Yani orada bakmış 5 senedir, 6 senedir işte sektörde olan bir arkadaşımız. Müşteriyle olan şeylerini paylaşmış, etmiş. İşte o da bir güven doğurmuş müşteride. Müşteri de uzaktan bakarak konutunu edinmiş. Yani artık çok komplike değil. Hatta peki uzaktan beğenebilir ama satın almayı nasıl çözüyor? Hani tapu devri vekalet, falan. Vekalet de çözüyor. Tamam. Ondan sonra mesela Avrupa'da çok daha kolay. Bakanlığımızın açtığı birimler var. Almanya'da mesela farklı şehirlerde. Tapu daireleri var. Oradan da yapabiliyor. Veya konsolosluklara giderek vekalet çıkartıyor. Diyor ki işte Alanya şu ada parseldeki daireyi adıma tapu satışı gerçekleştirmesi için vekalet veriyor. Sadece edinim. Yani satış olarak değil. Evet, alması için. Alması için vekaletini gönderiyor. Ondan sonra onunla işlem yapılıyor. Evet, aslında gerçekten tek tuşlu hayat belki pandemiden sonra daha da yaşamımıza girecek. Peki ben yine program hazırlığı yaparken şöyle bir şey duydum. Artık Alanya'da 45 metrekare yani 1+1 daireler daha fazla yapılıyor. Çünkü bu Almanya, Ukrayna ve İran pazarının bu noktada yerleşim edini sağlayabilmesi için bu tür hani küçük minimal daha ekonomik binalara, dairelere ihtiyacı var gibi. Öyle mi? Yani biraz sektörde bu 3+1, 2+1 gibi büyük konutlardan daha küçük konutlara kayma var mı? Biraz var. O da yani hiçbir müteahhit arkadaşımız projesini komple tek tip şeyden yapmaz. Çünkü riski her zaman dağıtmak lazım. Yani şu anki talep mesela 1+1'e yoğun şekilde olabilir. Bu şey değiştiği zaman, rüzgar farklı yönden estiği zaman çok büyük risk taşır. Onun için genelde biz projelerimizi çeşitlendiririz. Yani nedir? %40 önceden 1+1 ise belki %50 olmuştur, %60 olmuştur hani oran olarak. Ama şey diyemeyiz yani komple artık ağırlık 1+1'e döndü dememiz yanlış olur. Ama şöyle bir gerçek var. Talep de genelde biraz daha küçük daireler olarak artıyor. Önceden herkesin isteği işte çok büyük daireler, çok büyük alanlardı. Ama yaşam, bakım masrafı ve şeyden dolayı da insanlar biraz daha küçük ama fonksiyonu fazla olan yerleri tercih etmeye başladılar. Yani lokasyon biraz daha iyi olsun, sosyal aktivitesi daha fazla olsun ama metrekaresi çok da aşırı büyük olmadan işte aileminde 2 oda, 3 oda yerler ciddi tercih edilir oldu. Evet, kaynaşık yaşamda bir taraftan hayata giriyor. Şimdi bir yakınma soracağım size. Hani yine bu program hazırlığı sırasında daha çok da tedarikçi dediğimiz yani inşaat yatırımcının hizmet aldığı kesimin bir yakınması. Müteahhitlerle biz diyorlar daha çok iş karşılığı çalışabiliyoruz. Hani bununla ilgili bir yakınma var. Yani işte biz işimizi yapıyoruz ama ödemeye gelince bize daire veriyor. Bu bir gelenek midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yok, bu merak gelenek ediyorum. Değil. Aslında bu dayanışma Gaye Hanım. Yani ve bunda tabii ki bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor. Siz 100 liralık bir iş yaptıracaksanız bunun %70'ini ben tedarikçiye daire olarak vereyim, %30'unu nakit olarak verdiğim dediğim zaman bunda sıkıntı olmaması kaçınılmaz. Mutlaka bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Çünkü gayrimenkulün hemen yarına dönecek, yarın nakite dönecek diye bir garantisi yok. Garantisi yok, evet. Onun için mantıklı ticaret yapması lazım. Hem tedarikçinin hem de müteahhitin. Evet, o zaman o anlaşmayı başta mı yapsınlar? Hani ben şimdi tabii, böyle bir soru gelince dedim hani çok da vakıf olduğum bir durum değil tabii. Başta tabii ki hesap kitap yaparak yani bunu malzemeciyle mi yapacak, uygulamacıyla mı yapacak, ondaki orana iki tarafına dikkat etmesi lazım. Tedarikçinin de ben bana göre en kötü şartlarda kullanacağı malzemenin parasını sözleşmesinde güvence altına alıp işçiliğini belki daireye sattığı zaman hani dönecekmiş gibi belki düşünebilir veya tersi olabilir. Yani bir
oranın bir mantıklı olması lazım. Ama duyuyoruz gerçekten mantıklı değil. Yani 100 liralık işte 60 lira 70 lirasını gayrimenkule dönmüş. Yani gücü vardır firma, tedarikçi firma. Gerçekten güçlüdür finansal olarak. Öyle bir adım atmış olabilir. İhtiyacı vardır, konut ihtiyacı girmiş olabilir. Ama onda iyi hesap kitap yapması lazım iki tarafında. Evet. Şimdi ben yine bu pandemi döneminde sektörler düzeyinde haberler yapılırken özellikle de olumsuz yansımalarıyla ilgili birkaç gün üst üste şu haberi izlemiştim ulusal medyada. Günlük çalışan, yani daha çok bu yevmiyeli çalışan dediğimiz insanların daha çok da tarım ve inşaat sektöründe geçerli bu sıkıntı. Yani işsizdi insanlar. Çünkü şantiyeler kapandı, çalışmalar durdu filan. Hayır, mesela Alanya'da bu oran nedir? Ben şunu merak ediyorum. Hani sosyal güvence önemli. Riskli bir sektörde çalışıyorsunuz. Evet. İş güvenliği gibi de bir durum söz konusu. Bu konuda bilinç nedir? Hani bu tabii ki kişiden ve firmadan firmaya değişebilir ama genel olarak... Aslında firmadan firmaya da artık değişmiyor galiba. Öyle mi? Yani herkes çalışanını mutlaka sigortalı yapıyor. Yani ben bunu samimi söylüyorum. Bir firma... inşaat firması olup da çalışanı sigortasız çalıştırdığını daha yakın zamanda duymadım. Yani herkes bu konuda çok hassas. Çünkü ciddi sorumluluğu var. Hem vicdani sorumluluk, Allah muhafaza başına bir şey gelirse, hem de kanunlarla hukuksal olarak, hukuksal olarak da ciddi şey var. Ve iş güvenlik firmaları gerçekten işin şeyine gidiyorlar, üstüne gidiyorlar. Yani o kriterleri de devlet getirdi. Artık şakası yok, inşaatınızı kapatıyor. Yani ticari hayatınızı da ciddi etkileyen bir husus. Tek sıkıntımız bizim aslında yapı denetim firmaları. Yani yapı denetim firmalarında, gerçi konudan konuya atlıyorum ama. Yok, oraya gelecektik zaten yapı denetimde çünkü, değil mi? Yapı denetimde şimdi havuz sistemi geldi. Şimdi havuz sistemi demek şu. Önceden ben firma olarak gidip bir yapı denetim firmasıyla, bölgedeki yerel bir yapı denetim firmasıyla anlaşıyordum. Bütün üretimimi onlar kontrol ederek ben de inşaatını devam ediyordum. Şimdi bu havuz sisteminde ben inşaat ruhsatımı aldığım zaman Antalya'nın herhangi bir yerinden bir firma, yapı denetim firması bana atanıyor. Mesela bu Kaş'tan bir firma olabilir. Olabilir. Yani benim inşaatıma Kaş'tan bir firma atanıyor. Ve diyelim ki ben betonumu dökeceğim. Beton dökmeden önce diyorum ki benim yarın betonum var. Lütfen kontrole gelin. Çünkü her şeyi kontrol etmeleri gerekiyor. Demirimi kontrol edecek. Ondan sonra beton dökülürken numune alacak. Bunlar yapılacak. Diyor ki ben gelemem. İşte iki gün sonra gelebilirim, üç gün sonra gelebilirim. Bu da bütün programımızı bozuyor. Yani inşaatta çünkü bir şeye başladığınız zaman onu devam ettirmeniz lazım. Çünkü çalışan işçinize şey diyemezsiniz ki ya yapı denetimci gelemiyor. İşte iki gün, üç gün siz gidin sonra gelin. Bu çok ciddi külfetlere de mal oluyor. Bunun çözülmesi lazım. Onun da önerisini biz Sayın Çevre Şehircilik Bakanımıza Murat Kurum'a da ilettik. Yani en azından tamam yine sistem atasın ama o ilçenin yapı denetim firmasını atasın. Yani burada 10 firma varsa herhangi birini herhangi biri olsun. Yani ben bir daha işte Manavgat'taki veya işte Kaş'taki, Antalya'daki firmayla muhatap olmayayım. Çünkü işin ilerleyişini etkiliyor. Bir sıkıntımız da beton laboratuvarları. Maalesef biraz yetersiz kalıyorlar. Çünkü onların testleri artık her dökülen betondan numune alınıyor. Evet. Çip sistemi var ve bu beton numuneleri laboratuvara gidiyor. Kırıldığı zaman direkt sisteme şeye gönderiyor. Değerini gönderiyor ve orada herhangi bir eksiklik varsa hemen müdahale ediliyor. İnşaat durduruluyor. Eğer o beton döküldüyse onu kırmak durumundasınız. Eğer tabliyeniz döküldüyse tabliyenizi kesmek durumundasınız. Yani ve bunlar yaşandı. Yani bu uygulamalar yapıldı. Ama yoğunluktan dolayı işte bu beton laboratuvarlarında gecikmeler oluyor. O da müteahhitin önünü beton şey fiyatları yapıyor. Da bir sorundu bir dönem, değil mi? Beton yani? Fiyatları bizim yıllardır en büyük sorunlarımızdan biri. Yani bir müdahale ediyoruz, biraz aşağıya geliyor. Sonra bir zaman geçiyor, iki ay sonra anlamsız bir şekilde bir daha artıyor. Anlayamadığımız hepsi aynı gün arttırıyor, aynı gün düşürüyor. Yani buna biz yıllardır bir şey yapamadık, mantığımıza oturmadı. Biliyor musunuz ticaret odasında Sayın Mehmet Şahin'in de ciddi çabaları var. Çok büyük cezalar da yazıldı ama maalesef...
Peki yani buna karşı ortak bir hareket, eylemsel bir duruş? Onu sergiliyoruz. Hı. Yani sergiliyoruz ama artık şey oldu. Yani müdahale ediyoruz, işte uğraşıyoruz, belli bir zaman sonra duruyor. Sonra artınca yine müdahale ediyoruz. Artık alıştık buna. Yani bu süreç böyle geçecek demek. Evet yani, tabii her dönemde, aslında belki sadece pandemi döneminde değil, bu spekülatif evet. hareketler. Yani her sektörde oluyor. Yani gördük işte, gıda sektöründe de oldu. Doğru. Yani işte kolonya mesela anormal marjlarla satı edildi. Evet. Maske yok sattı maske bir ara. Yok sattı. Bulunmadı. Çok ciddi rakamlar aslında oldu. Vardı belki, bilmiyoruz. Evet, stoklayanlar ama oldu. Stoklayanlar oldu. Hatta öyle hikayeler duyduk ki maske için, hani belki çok sektörle ilgili değil ama hani bakış açısı anlamında önemli. Hani Çin'de başladığında Türkiye'den Çin'e maske toplayıp gönderen insanlar oldu, konuşuldu ya da yazıldı, doğrudur, çizildi. Evet. Hani fırsatçılık her koşulda demek ki söz konusu. Oluyor. Dolayısıyla hani inşaat maliyetlerini etkileyen bir durum ama bu, değil evet, mi? Peki hani insanların şu bakış açısı da var. Ya yani 3 ayda binayı diktiler. Hani çok klasik bir etiket bu belki ama artık çok mu kolay? Yani teknoloji çok ilerledi Ayhan Hanım. Şimdi önceden işte biz tabiri caizse aileden işte inşaat sektörü uğraşıyoruz. Dedemden, babama, babamdan beni hala babamla beraber hareket ediyoruz. Önceden işte hazır beton bile yoktu. İşte kum, kendiniz, çimento karıştırıp öyle çekiliyordu. Kalıp sistemi ona göreydi. Şimdi artık tünel kalıp diye bir sistem var. İsteseniz 10 katlı binayı işte bir aylık süreçte kalıpları üst üste koyarak dökebilirsiniz. Ama bizim bölgemizde konvansiyonel kalıp dediğimiz sistem yapıyoruz ki daha nitelikli binalar oluşsun, işte kat aralarındaki kalınlıklar fazla olsun, ses ısı izolasyonu iyi olsun şeklinde. Ve hazır betonla pompalar yetişiyor, istediğimiz mesafeye beton dökebiliyoruz. Bu kriterler olduktan sonra o sürelerde yapılıyor tabii ki. Ve kimsenin aklına şöyle bir şey gelmesin, işte eskiden yok müteahhit demirden çaldı, betondan çaldı. Öyle bir şey yok. Öyle yani şey olamaz. Yani. Hiçbir müteahhit ne öyle bir riske girer, ne öyle bir şey yapar. Ki bu yapı denetim firması tarafından ciddi şekilde kontrol ediliyor. Ve mesela ben firma olarak her zaman yapı denetim, ben kendi mühendisim kontrol eder, bakar. Yapı denetimciye de sıkı sıkı tembih ederiz. Aman olur ya, kalıpçı, demirci bir yerde bir şey atlar, eder. Çünkü bunu yapmak istese bile şey, bir değeri bile yok Gaye Hanım. Yani maddi bir değeri bile yok. Yani çok komik şeyler. Ama eskiden maalesef olmuş. İşte kısıtlıymış. İşte denizden kum taşımış. İşte demiri öyle kullanmış. Ama günümüz çağında, teknolojisinde bu gibi şeylere hiçbir firma girmez yani. Yani o zaman teknoloji inşaat sektörü için olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiş. Tabii yani bütün kalemlerinde öyle. İşte sıvanın hazırı çıktı. Alçının hazırı çıktı. Makinalısı çıktı. Önceden işte çalışan malayla böyle şeyle uğraşırken şimdi makinayla yapıyor çıkıyor. İşte görüyorsunuz turistik tesisler özellikle. Onlar da zaten ticari yönden de kaygılardan dolayı iki sezon arasında ciddi bir tesisi hayata geçiriyorlar. Yani bunlar hep teknolojinin getirdiği imkanlarla oluyor. Evet. Peki bir soru. Kentsel dönüşümü aslında ben bağlayacaktım ama meslektaşımız bizi de izliyor. Evet. Size de selamları var, Hüseyin Kalaycı sormuş. Aleyküm Alanya'mızda yapılan binaların çoğu eski, birçok müteahhit binanın geri dönüşüme geçmesini söylüyor. Evet. Burada diyor hangi müteahhite inanacağız? Bununla ilgili müteahhitler konusunda belirlediğiniz bir kriter var mı? Vatandaş güvenilir müteahhit istiyor açıkçası demiş. Evet yani şimdi bu kentsel dönüşüm konusunda denetim düzeyi nedir? Bir kriter var zaten, hani kentsel dönüşüme bir binanın girip girmeyeceğine karar verecek bir sistem var aslında. Var, ama evet. O sistemi denetleyen bir mekanizma var mı? Bir de Alanya'da hani nedir durum? Alanya kentsel İlgi, dönüşümde alaka, bu süreç nasıl etkiledi mesela kentsel dönüşüm projelerini? Şimdi kentsel dönüşüm Alanya'da aslında Türkiye geneline vuracak olursak çok minimumda. Bunun da sebebi işte bu emsal dediğimiz olay. Şöyle ki 100 metrekare bir konut düşünelim. Çok önceki yıllarda yapıldığı için tabii ki kriterlere pek sıhhatle uyulmamış. O 100 metrekare konutu biz o binayı yıkıp yaptığımız zaman resmisi zaten mesela 90 metrekare oluyor. Bunu da işte en basit hesap %50 karşılıklı yaptığımız düşünelim. İşte 45 metrekare oluyor. Böyle olduğu zaman da vatandaşa cazip gelmiyor. Çünkü ihtiyacını karşılamıyor. O yüzden 100 metrekare bir 2+1'de otururken tamam yenileniyor konutu.
Ondan sonra daha nitelikli oluyor ama 45 metrekare olunca bu kriterleri tam sağlayamıyor. Büyük şehirlerde bunu nasıl yapmış? Demiş ki eğer kentsel dönüşüm yaparsan ben sana ekstra inşaat hakkı vereceğim demiş. Bundan dolayı cazip kılmış. Ve o 45 metrekareyi otomatikman işte 65-70 metrekareye çekmiş. O zaman da işin ekonomisi de uyuyor. Biz her ne kadar bu kentsel dönüşümün vatandaşa izah etsek de yani sizin canınızın güvenliğiniz için bunun çok elzem olduğunu anlatsak da iş eninde sonunda ekonomiye geliyor. Yani herkes o hesabı yapıyor. Tabii. Ben işte bu dairemi kentsel dönüşüme sokarsam ne kazanırım ne ederim. Yani bunu da işte sıhhatli olabilmesi için bu matematiği oturması gerekiyor. Çünkü Alanya'nın bu bahsettiğimiz yapı stoğunun çoğu zaten merkezde. Yani ortalama yaşı işte 20 senenin oluşmuş. Ve gerçekten hani eski binalar. Bunları da işte bu ekonomiye kazandırmak için bu emsal hakkını getirmek lazım. Tabii bunda bizim önerimiz, biz tabii hep görüşüyoruz Sayın Belediye Başkanımız Adem Bey'le de. Onun da çalışmaları var bu hususla alakalı. Bu emsali de orantılı olarak vermek. Mesela bir emsal dediğimiz, yani 1000 metrekareye 1000 metrekareye yapılan yerdeki artışla 1.75 olan yer aynı olmasın. Yani 1.75 zaten yoğun bir emsal. Onun artışı biraz az olsun ama 1000 metrekare olan da biraz daha fazla olsun. Belli bir dengeye gelsin. Ancak bunu sağladığımız zaman halk arasında konuşulan işte rantsal dönüşümden bu iş geçip kentsel dönüşüme giriyor. Ve süreç gerçekten ciddi şekilde denetleniyor. Onda müsterih olsun insanlar. Çünkü yapı denetim mekanizması çalışıyor. Ve üretimin aşamasına göre tapu verme olayı getirdi artık devlet. O da çok önemli. Yani müteahhit yaptıkça tapusunu alabiliyor. Ve bu da projelerin yarım kalmamasına sağlıyor. Başladığı zaman bitiyor ve devlet işte kira desteği sağlıyor, ediyor. Yani bunun gerçekleşmesi için devlet her türlü desteği veriyor. Biraz da yer yönetimlerinin desteği de olursa kentsel dönüşüm hızlanacak. Ama tabii bir taraftan yapılıyor. Yerel yönetimler ona yetişebiliyor mu o hıza? Tam da değil. Mesela Alanya Belediyesi'nin ciddi bir çalışması var. Yani aslında çok güzel bir proje. İşte bu sanayi bölgesiyle işte stada kadar olan bölgede. Tabii alan büyük olunca sıkıntısı da ona göre oluyor. İnsanlar tabii devamlı toplantı yapıyorlar, izah ediyorlar. İşte ada bazında dediğimiz veya işte bölge bazında çalışma olursa çok daha sağlıklı olur. Yani o bölgeyi sadece işte 3-5 parsel, 3-5 parsel çözmektense bölgesel bir çalışma yaparsa kurumlar çok hızlı şekilde dönüşümü sağlanır. Evet, o zaman belki biraz daha yerel yönetimde hızlı olmalı yani. Çünkü vatandaş sabırsız. İşte anlıyorum. Ama herkes en fazla payla bu işi yaptırmak istiyor. Evet. Müteahhit hesap yapmak zorunda haklı olarak, evet. Değil mi? Dediğim gibi ekonomiye o matematiğin uyması lazım. Evet. Uymadığı zaman ne oluyor? İşte ticari alanları değerli olan mülklerin kentsel dönüşümü sağlanıyor. Şöyle ki müteahhite düşen daire sayısı az oluyor ama bir dükkan düşüyor. Onun değeri de yüksek olduğu için müteahhit diyor ki ben buraya işte %50 değil işte %60'ı mülk sahibin olacak. İşte %40'ı benim olacak ama ticari mülklerden şu kadarı benim olacak dediği zaman ancak sistem eşitleniyor. O zaman hayata geçebiliyor proje. Peki ben şunu merak ediyorum. Mesela şu an Alanya'da hangi mahalle daha revaçta bu anlamda? Hem inşaat yapabilme hem de yapılan üretilen dairenin ya da inşaatın değerinde satılması. Hani öyle bir şey var mı? Aslında öyle bir kriter yok. Çünkü her müşterinin farklı talebi var Gaye Hanım. Yani bazı müşteri istiyor ki ben şehir merkezinde olayım. Sosyal alanı çok o kadar fazla aramıyor. Her şey yakın yürüme mesafesinde olsun. Bazısı mesela oba bölgesi ciddi talep görüyor. İşte biraz daha ovayla, doğayla iç içe olsun. İşte bazı müşteri maliyetler, arsa maliyetlerinin biraz daha düşük olduğu, ekonomisinin ona göre olan yerleri tercih ediyor. Yani bir bölge dersek aslında yanlış söylemiş oluruz. Yani Alanya'da zaten merkezin çoğu yapılaşmış. Şu an boş alanlar dediğimiz işte nedir? Oba, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak o bölgeler. Bu arada villalar olan talep biraz daha arttı.
O talep var. Onda da bizim sıkıntımız kat sıkıntımız. Hı-hı. Şimdi arsa sahipleri doğal olarak istiyor ki benim arsama en fazla kat izni verilsin. Evet. Ve Alanya genelinde de iki kat dediğimiz hani villa emsalli Hı-hı. araziler Hı-hı. çok az. İşte Oba bölgesinde Kızılcaşehir'de var o bölgelerde ve Kargıcak bölgesinde var. Ondan da böyle bir sıkıntımız var. Çünkü maliyetleri etkiliyor. Ama herhalde pandemi dönemi daha çok villaya ilişkin. Villaya yani talebi biraz arttırdı. Arttırdı değil mi? Evet, tabii yani arttırdı. Çevresi ve rahat yaşam sunması anlamında. Peki marka emlak firmalarının Alanya'ya girişiyle ilgili mesela bana bir soru sordular. Ben size sormak istiyorum. Sektör mü bu firmaları Alanya'ya getirdi? Alanya mı bu firmalara gitti? Nasıl oldu? Yani marka emlak firmaları Alanya'ya geldi mi? Bir kere öyle sorayım. Belki tabii de bilinmiş firmalar var. Hani burada isim söylemeye gerek yok. Dünyaca bilinen firmaların temsilcileri burada var. Hani bu iyi bir şey mi? Hani ben düşündüm. Tabii ki iyi bir şey. Yani olmasında fayda var. Sektörümüze artı katar. Ama o bizim emlak firmalarımız inanın o dünya firmalarından, dünya cümle emlak firmalarından çok daha tecrübeli bu hususta. Çünkü yabancı satış hususu çok ayrı bir olay. Evet. Yani işte Almanya'da yabancı satış sektörü nasıldır, işte Alanya'da nasıldır. Yani çok farklı şeyler. Ki biz 2000 yılında işte başladı bu yoğunluk. Son 20 yıldır yabancı satışla hamuru yoğrulmuş bir şeyimiz var. Deneyimlerimiz yani. Tabii ki herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Öğrenmeye değil. Sektörümüzde tabii ki artısı olur. Evet. Peki sonuna geliyoruz programın ama ben hani bugüne bakarak biraz sektörün geleceğini de değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne yapmalı sektör? Beklentisi ne? İstekleri ne? Evet. Sektör tabii ki şu son 10 senedir yaşadıklarımızdan sonra ciddi tecrübeler edindik. Bir kere inşaat sektörü kriz yönetimini herhalde çözdü diyebiliriz. Yani Rusya işte krizi, işte uçak krizi, işte yaşadığımız işte Amerika ile şey olan sıkıntılar, işte bu pandemi olayı. Artık bütün firmalar programlarını yaparken çok agresif şekilde değil de daha ayakları yere basan finansal yönden de sıkıntıya sokmayacak şekilde projelendiriyor. Yani ona göre adımlarını atıyor. Ve biz sektör olarak hiç umudumuzu yitirmedik. Ki şuna da inanıyoruz. İnşallah herkes görecek. Türkiye artık konut sektöründe aranan bir ülke haline gelecek. Bu süreçte çünkü mesela biz artık kanunla işte 250 bin dolar yatırım yapan müşteriye vatandaşlık veriliyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bence dünya genelinde bir sıralaması varsa bunun skalası eminim basamaklarda yükselmiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı burada bir hastalansa etse bakanlık işte %90'ını karşılıyor, %95'ini karşılıyor. Hiçbir masrafsız şekilde o süreci atlatabiliyor. Ve bu da çok büyük artısı oldu. Yani Türkiye'deki sağlık sektörü önceden sadece işte saç ekimi, diş, işte estetik gibi görülürken artık sağlık sektörünü bizim ne kadar başarılı olduğumuzda ciddi ameliyatlar ortaya çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu haktan faydalanabiliyor. Ondan dolayı biz bunda ciddi bir talep bekliyoruz. Yani vatandaşlıkla ilgili konut edinimlerinde. Bu da sektöre yansıyacak yabancıda. Ve geldi de dediğim gibi ikinci halka dediğimiz şey de oluştu. Yani burada bir alım var. Aynı zamanda işte Ankara'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve İstanbul'da yaşayan insanlar da burada artık konut edinmek istiyorlar. Bir nevi şeye döndü işte 80-90'lardaki yazlık mentalite sanki geri döndü gibi oldu. Ha, evet, o ilginç. Çünkü yani herkes bütçesi ölçüsünde bu hamleyi artık yapmak istiyor. Ki geçenlerde bir arkadaşımızla konuştuk. Zamanında işte gelmiş, Alanya'yı görmüş etmiş. Ya diyor bana bize yardımcı olur musunuz diyor. Birliğimize başvurdu. Hayırdır niye dedim. Ya işte süreci yaşadık dedi. Yani eşimle de karar verdik dedi. Gücümüzün yettiğince en azından bir konut edinseydik işte Alanya'da, güneyde. Orada geçirirdik dedi. Yani Ankara'da koca apartmanda tıkılı kalmazdık. Çok daha rahat bir süreç geçirdi.
böyle bir kitle de doğdu şimdi. Yani bunlar da sektörümüze burada ciddi artar olacağını inanıyoruz ki Alanya gerçekten cennet gibi bir yer Gaye Hanım. Değerinin çok altında maalesef satılan bir yer. İnanın yani inşaatçı arkadaşlarımız hepimiz dünyayı geziyoruz, dolaşıyoruz. İşte Lübnan var mesela. Lübnan'ın bir caddesi var Ravşe diye. Her zaman metrekaresi 10 bin dolar. Yani 100 metrekare değeri 1 milyon dolar. Savaş da olsa, harp da olsa, darp da olsa öyle bir bölge ki ülke şu an iflas etmiş durumda. Ve Alanya'da işte 76 kilometre bir sahil bandı var. Şehrin her yerinden denize girebiliyorsunuz. Hava güzel, şehir tertemiz. Herkes bunu söylüyor. Yani yerel yönetimler gerçekten başarılı. Kaliteli bir yaşam var. İşte hava kirlenmesi yok, sanayi yok. Hava kirliliği diye bir şey yok. Bunu da artık işte bize düşen görev de daha fazla anlatmak. Tanıtımını daha iyi yapmak. Hepimiz aynı gemideyiz. Peki değerinin altında satılıyor dediniz. Son söz dedim ama hani değeri yükseltmek de aslında biraz satıcıyla ilgili değil mi? Yani bu değer niye yükseltilmiyor ya da yükselmiyor? Hani onun önündeki engel nedir? İşte biraz imaj. Yani o imaj yükseldikçe şey artacaktır. İşte bu da nedir? Şehirdeki işte kültürel en çok harcayan müşteri aslında biraz da hani kültüre, sanata önem veren müşteri. Onları işte bu bölgeye sokmak. Alanya'nın güzelliklerini biraz daha farklı bölgelerde anlatmak. Gelir seviyesi biraz daha yüksek insanları buraya çekmek. Ve anlattıkça ben artacağına inanıyorum. Yani. Peki Rusya birinci sırada dedik. Almanya yine ikinci sırada. İşte İran üçüncü sırada geldi. İskandinavların durumu nedir? Hani Avrupa'dan uzaklaşma, imajla bağlamak için soruyorum. Evet. Çünkü hani Avrupa yaklaşımı bir imaj aslında bizim için. Evet. Dolayısıyla hani nedir bu İskandinav ülkelerinin Alanya'ya şu anki bakış açısı mülk edinmede? Mülk edinmede bence onlar ciddi şekilde hamle yapacaklar. Çünkü Avrupa bu süreci çok yakından takip etti. Yani Alanya'da işte 45 bin yerleşik yabancı var. Bunların hepsi bir nevi bizim elçimiz gibi yani. Evet. Ve sosyal medya o kadar güçlü ki bir şey saklayamazsınız zaten. Yani burada insanlar yaşadıklarını paylaştılar. O da bir realite. Yani çok başarılı şekilde bu süreç atlatıldı. Avrupa'ya kıyasla. Ve İskandinavlardan da ciddi şekilde ilgi olacağını biz inanıyoruz. Herhalde uçuşlarda da Temmuz ayında artık başlayacak. İşte konuşuluyor. Ülke bazında neler olacak. İyi bir talep bekliyoruz. Yani. Peki birden artacak talebe hazırlıklı mıyız? Hani gerek tapu anlamında, gerek sistemi işletmek anlamında. Tabiri caizse müteahhite keşke şey deseler, bize konut üret, işte proje üret deseler. Tamam. Onda bir sorun yok. Yani Türk insanı gerçekten inşaat sektöründe başarılı. Yani dünyada sıralamadayız. Her ülkenin bazı şeyleri vardır, melaikeleri, işte güçlü olduğu noktalar vardır. İnşaat sektörü de Türkiye'de o unsurlardan biri. Yeter ki talep olsun. Biz her zaman karşılayacak projeler üretiriz. Peki. Yani. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çiftler. Ben çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Son söz söylemek isterseniz belki bir çağrınız, belki insanlara uyarınız. Son söz olsun. Son söz, dediğim gibi bu fırsatı vatandaşımız gerçekten kullansın. Yani konut ihtiyaçları varsa bu edinmek için çok iyi bir zamanlama. Bunu kullansınlar. Biz sektör olarak da her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız. Yani devletimizin alacağı bütün kararların arkasındayız. İnşallah bundan sonra çok daha olumlu, pozitif günler hepimizin olur. Ve bu kötü hafızayı hepimiz en kısa zamanda sileriz. İnşallah daha güzel günleri hepimiz tecrübe ederiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Programı davet ettiğiniz, zaman ayırdınız. Evet, bu süreçte önemli bir sektördü. Siz de temsil ettiğiniz sektör anlamında bize anlattınız, zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Tabii ki bundan sonra biraz daha hızlı ve farklı bir hayat belki bizi bekliyor. Evet, İnşallah daha güzel şeyler konuşacağız bundan sonra. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Haberin manşetinde sözün sonuna geldik. İnşaat Yüksek Mühendisi MÜTBİR Başkanı Sayın Mustafa Küçüker konuğumuzdu. Hoşçakalın.